Şimdi biz sizinle bu akşam yaşlılık ve yaşlanma üzerine biraz sohbet etmek istiyoruz. Yaşlılık deyince aklınıza ne geliyor? Yaşlılığı ve yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı, anlatmanızı arzu ediyoruz. Buyurun lütfen. Yani yaşamak güzel bir şeydir. Yaşlanmak daha güzeldir. Sen şimdi bu programı şey yapınca, tavsiye edince dedim eyvah biz yaşlanmışız artık yaşlılığı bize sorduklarına göre hayırlısıyla. Evet hocam. Şimdi esas yani Özgür Hocam hakikaten yaşamak meselesine gelince Üstad diyor ki işte 12. ricada 55 yaşıma kadar 55 ölmüş ve hayat ömrümde defnedilmiş sahiplerin kabri üstünde bir mezar taşı olarak kendimi gördüm. Yani demek ki bu yaşamak meselesi bizde anlıktır, günlüktür, aylıktır, yıllıktır. Bu zaman seyri içerisinde bu beden elbette biraz yıpranıyor. Biraz fonksiyonlarını yitiriyor öyle diyelim. Yani doktorluğun sahasına giren bir şey. Efendim sarfiyat ve varidat da biraz muazenesi bozulduğu için de biraz yaşlanıyor insan. Ama burada bizim Risale-i Nur'dan istifade ettiğimiz kadarıyla yani Kur'an-ı Kerim'in nuru bize bu meselede mebde ve müntehayı bir arada gösteren bir güzellik veriyor yani. Yani süreç içerisinde yaşadığımız güzellikleri ne tahammülümüz ancak müntehayı yani bitiş noktasını net bir şekilde gördüğümüzde daha çok hafifleşiyor. Bitiş noktası nedir? O da cennettir yani hayırlısıyla. Dolayısıyla bizim bu fani dünyada, bu fani ömrümüzde, hayatımızda yaşadığımız anlık gerek kelimelerimizden ve gerek de fiil ve eylemlerimizden, amellerimizden Cenab-ı Allah bize ulvi alemlerde bir güzellik yaratıyor yani. Yani mebde dediğimiz işte biz bir çekirdek tezgahın burada kurmuş işte diyelim Said Özadırlı, Mustafa Duman bu süfli alemde tezgahımızı kurmuşuz, çalışıyoruz. Çalışmak bu. Bu dünyanın işte üç tane yüzü vardı. Yani dünya mazra'atul ahire burada ekiyoruz, orada biçiyoruz. Demek ki burada çekirdek, orada ağaç oluyor, mücessem hale geliyor yani. Dolayısıyla Kur'an'ın nuruyla, imanın nuruyla biz o ağaç olmuş veya bizim için Cenab-ı Allah'ın bizim kelimelerimizden, amellerimizden, fiillerimizden yarattığı o güzel cenneti görürsek daha çok yaşlanmak meselesinde teselli bulur ve efendim kabre gülerek gideriz. Çünkü nihayeti sonucu net görebiliyoruz demektir. Bizim belki de biraz sınkıtımız yani gideceğimiz yeri yani manzarada yaşayamamak meselesi var ya manzarada yaşamak. Eğer onu gerçekleştirebilirsek hem manevi terapi bakımından güzel olur hem de efendim süreç içerisinde yani doğumla ölüm arasında geçen zaman içerisinde yaşadığımız bize göre menfi ama netice itibariyle güzel olan şeylerde de tahammülümüz, sabrımız artmış olur diye düşünüyorum. Onun için yani yaşamak meselesinde biraz şöyle bir güzellik de var. Mesela muhabbet meselesinde, muhabbet, duygular, işte rızık meselesi, duygular, akıl, Esma-i Hüsna'nın tecellisi vesaire baktığımız zaman orada hafif bir detayda sanki bir uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. Mesela muhabbet üstad diyor bu kainatın bir sebebi vücududur. Bu ne demek yani sebebi vücut? Varoluş sebebi. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki ben Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdu. Yani onun nuru adeta şu kainat hilkat şeceresine bir çekirdek oldu. Evvelu ma halakallahu nuri. Evet, Said Hocam, iki tane sorumuz vardı. Geçmişe dönünce en çok sizi ne mutlu eder demiştik. Bir de gelecekle ilgili, bu anlamda sizin yaşlılıkla ilgili hissiyatınızı, yorumlarınızı almak isteriz. Buyurun hocam.
Biraz da yani bu konuda Gündüz Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani yaşlandığımız zaman yaşlılık ne demek? Yaşlılık biraz da maddi bir şey, manevi bir şey değil yani galiba. Yani Cenab-ı Allah tabi ayetinde diyor وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Yani ömürlerini uzattığımız insanların biraz hilkatında, biraz bedeninde, vücudunda noksanlıklar meydana getiriyor. Yani gözler biraz az görüyor, işte efendim dişler çürüyor, dizler tutmuyor. Ama şimdi geldiğimiz noktada gördüğümüz o ki, bu makineye Gündüz Bey'in de dediği gibi doğru düz baktığımızda aslında bu yaşlılıkta hastalıklar minimuma indirebiliyorsunuz yani. Hastalıklar olmadığı zaman çok da yaşlılığın farkına biz varmıyoruz aslında. Varmamamız da lazım yani. Yani yaş seneler geçiyor. Bunlar bizim hayatımızda birikim yapması lazım. Tecrübe olması lazım ki ileriye biraz da güvenle, biraz daha sağlam basarak ilerlemek için Cenab-ı Allah bu ömrü vermiş. Yoksa hasta olalım, hastalıktan sürekli şikayet edelim diye değil yani. Yani biraz önceki konuşmamda da dediğim gibi mevdeden müntehaya giderken yani bu süreç içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu vücut makinesinin bakımını doğru dürüst yaparsak, suistimal etmezsek, israfat yapmazsak, yanlışlıklar yapmazsak çok da yaşlılığın farkına varmıyorsunuz zaten. Dolayısıyla yaşlanmak, yaşamak ve yaşlanmak. Yani yine şeye döneceğim. Siz makineyi çalıştıran bazı meseleler var. Mesela muhabbet sevmek meselesi insan makinesinin, insan ruhunun tek gıdasıdır, benzinidir yani. Yakıt, yakıt. Fakat biz bunu tam kullanmıyoruz bu yakıtı yani. Ne diyoruz? Ya diyorum ben Özgür Bey'i işte sevmek istiyorum. Ama şeytan araya giriyor diyor ki canım o da sevmeyi hak etmiyor. Aslında bu sevmek meselesi yani muhabbet meselesi muhatabınızın hak edip etmemesi değil. Sizin buna ihtiyacınız var yani. Bu makine onunla çalışıyor. Yakıtı bu. Dolayısıyla yaşlanırken işte ne yapıyoruz? Torunlarımızı bu sefer sevmeye başlıyoruz. Sevecek bir şey bulamayınca efendim hayırlısıyla. Ama onun da tam hakkını veremiyoruz. Dolayısıyla makinenin bakımını doğru dürüst yaparsak maddi olarak biraz eksikliklerimiz olsa bile yani وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ meselesinde olduğu gibi yani ömür uzadıkça İşte makinede eksiklikler meydana gelir tabii ki. Ama biz kendi elimizle bunu yapmayalım. Ve sağlıklı bir şekilde efendim canlı heyecanlı bir şekilde kabre gidelim. Yani hasta olarak gitmeyelim. Yürüyerek gidelim kabre yani. 24 Teşekkür saatiniz ediyorum. nasıl geçiyor? Bize hem yaşamak ve yaşamlar bağlamında 24 saatinizi özetleyebilir misiniz? Mutlaka bizim için hüsnü misal olan şeyler vardır. Buyurun lütfen. Böyle Özgür abi sabah namazıyla kalkıyorum. Namazımı evde cemaatle kılıyorum. Evet, maşallah. Sevgili eşim ve çocuklar böyle bu yıllardan beri elhamdülillah sabah namazını İstanbul'daysam, evdeysem cemaatle kılarım. Tesbihatımı yaparım. Tesbihatımı yaparken nur sporumu da yaparım. Spor ne biliyorsunuz değil mi? Nur spor. Evet. Nefes egzersizleri. Evet, güzel bir program yapalım. Bütün memleketin ona ihtiyacı var. Ben ondan çok istifade ettim. Sabah namazını cemaatle kılarım. Tesbihatımı yaparım. Dersimi yapar, en koşarcasına çıkarım. Evet, terk ederim yani. Bu yıllardan beri elhamdülillah böyle. İş yerime gelirim. Burada ufak tefek yapılacak şeyler varsa yaparım. Kafa dengi arkadaşlardan sizin gibi gelenler oluyor. Onlarla güzel bir ders yaparız. Bizim burada bir mescidimiz var. Sonra güzel bir kahvaltı yaparız. Tekrar dünyalı işlerimize bakarız. Öğlen namazını yine cemaatle ve zamanında kılmaya dikkat ederim. Öğlen namazından sonra ikindiye kadar beni bulamazsınız. Artık kabir hayatı başlar. Bu Suudi Arabistan'dan bize kalma bir alışkanlık. Kaylule Evet. kaylule saat 14 efendim 17 arası yokum yani. Sadece birisi yok dünya.
Sonra ya kendi namazıyla birlikte ikinci dönem başlar elhamdülillah. Yine cemaatle, tesbihatla namazlarımızı kılmaya çalışıyorum. Efendim, dünyevi işlerimizi, akşam dersler devam ediyoruz. Günlük hayatımız, rutin devam ediyor efendim. Ama bu gün içerisinde, yani benim acizane nefsim ve belki de sizin de ihtiyacınız olabilir. Nasıl ki adetimizi ibadete çeviriyorsak, adetimizi sporla da geçirebiliriz yani. Yani ben bazen buradaki arkadaşlara tabii bu laf aramızda söylüyorum. Yani böyle dinden mutaassıp, muhakemi hakkıyla noksan kimseler kulaklarını kapatsınlar. Tesbihatı yaparken bir de kadirler gibi o şeyi de hareketleri de yapıyorum. Çok ağır gidiyor. Hem de acımı giderim. Yani şimdi Cenab-ı Allah bizi dinleyen doktorlar da vardır. Hayırlısıyla dört tane maddeden yaratmış. Hava, su, toprak ve güneş. Evet. Dolayısıyla yani nefes meselesini ben keşfettikten sonra Allah'a şükür şeye yani sağlığıma kavuştum diyebilirim yani. Onun için şu anda 62 yaşımda olmama rağmen 30 yaşımda canlı heyecanlı bir hayatı yaşayamıyorum. Yine bu da Hazreti Yusuf'a nefes dahile girdiği zaman bu hayat olan kanı temizler efendim. Nar hayatı işgal eder. Çıktığı zaman da kelime mucizelerini verir. Evet. Dolayısıyla yani günlük hayatımda mümkün mertebe rutin işlerin içerisinde hem nur sporumu yapıyor hem de hayatımı devam ettiriyorum. Kısaca rutin hayatım bu yani.